içerisinde hep birlikte yaşayacağız. Konuşmacılarımıza şimdiden gönülden teşekkür ediyorum. Siz katılımcılarımıza ve salonda bizi dinleyenlere de can kulağıyla dinleyeceğiniz müthiş bilgileri öncüsü olarak haber veriyorum. Çok başarılı bir toplantı diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka ortamda bilimsel bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz Sayın Dekanım. Görüşmek üzere. Değerli hocalarım, sevgili katılımcılar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biraz önce dekanımızın online mesajında ilettiği üzere dikey integrasyonun önemli bir örneği olan ve preklinik öncesi bütün öğrencilerimizi bir araya getirmeyi hedefleyen panellerimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle bu paneli düzenlenmesinde emeği geçen başta İlkan hocamız olmak üzere bütün katılımcı hocalarımıza, bizi kırmayıp Zoom'dan bağlanan, oralardan bizi yalnız bırakmayan tüm değerli hocalarımıza ben şimdiden teşekkür ediyorum. Çok fazla vaktinizi almayayım. Çığır açıcı bilgilerle dolu olduğunu ben biliyorum bu panelin. Sözü İlkan hocama bırakıyorum. Moderasyon için teşekkür ederim tekrar. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hakan Hocam çok teşekkür ediyorum. Eda Hocam siz de hoş geldiniz. Deniz Hocanın da söylediği gibi o da aslında gelmek istiyordu ama başka bir toplantısıyla çakıştığı için bizimle olamadı ama mesajını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Desteği bizim için çok önemli. Çok kısa bir girişle başlamayı planlıyoruz. 7 tane konuşmacımız var. 3 tanesi Amerika'da olduğu için onlar Zoom'dan bağlanacaklar. Burada mevcut olanlar ben, Kader Hoca, Gökçen Hoca ve İlka Hoca burada paneli birlikte yürütmeye çalışacağız. Çok hızlıca hemen başlıyoruz. Şimdi bu bizim daha önce yaptığımız bir panel. Ufak tefek tabii ki revizyonlar var ama birkaç favori konunun bir arada olması açısından bence önemli bir kere entegrasyon açısından da. Sinir bilimde görüntüleme ile üç boyutlu modelleme ve simülasyon paneli esas itibariyle. Neden üç boyutlu modelleme ve simülasyon diye başlayacağız. Daha sonra nöroanatomi eğitimi özelinde bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili ben çok kısa bir giriş yapacağım. Ardından bu işin temelini oluşturan, çünkü görüntülemeye dayalı bir modelleme ve simülasyon teknolojilerin bütünü bu. Radyoloji'nin çok değerli iki hocası, Kadir Hoca ve Gökçen Hoca, onlar bizi bilgilendirecekler. Ardından bu sürecin tarihsel gelişimi, yine işte bunun klinik içerisindeki kullanımını içeren sunumla Melike Hoca Amerika'dan, Virginia'dan bize katılacak. Sonrasında Şahin Hoca yine daha çok bunların hastalara ya da işte kliniğe translasyonu üzerine
vaka örnekleri ve bu süreci anlatan bir sunum yapacak. İlk önce devam edecek ve son olarak da tüm bu modellerin dijital altyapının belli bir platforma aktarılması, taşınması, mobil uygulamalar ve bunun bir eğitim ve takip sistemi haline getirilmesi hakkında konuşacağız. Kabaca 90 dakikada tamamlamayı planlıyoruz bu bütün süreci. Hepinizin bildiği gibi anatomi sonuçta tıp bilimlerinin ya da medikal alanının en eski ya da en temel taşlarından bir tanesi ve sabit bir bilim olarak bilinmekle birlikte aslında 1950'lerden itibaren teorik saatlerinin hemen hemen yarısını kaybetmiş bir durumda. Sonrasında 2000'li yıllardan başlayacak şekilde o kalan yarımında yine bir %10-15'ini kaybediyor. Tabii kaybediyor derken başka şeylerle yer değiştiriyor aslında bu şey, körikulum ya da işte bu müfredat. Orada da burada tabii ne kadar detaylı görebiliyorsunuz bilmiyorum ama radyolojik ve teknolojik gelişmelerin bir şekilde nasıl hızlandığını görüyoruz. Yaklaşık 70'lerden sonra işte CT ve MR'ın radyoloji eğitimine ve uygulamasına girmesi, sonrasında işte öğrenme platformlarının ya da öğrenme modalitelerinin gelişmesi, online kurslar ve yine işte son dönemde de 2010'dan sonra da birazdan yine çokça konuşacağımız sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, yine işte makine öğrenmesi gibi üstün teknolojik gelişmelerle bu süreç anatominin aleyhine gibi gözükmekle birlikte aslında revizyonunu sağlıyor. Burada tabii en kritik şey daha öğrenci merkezli, daha işte standart öğrenme modaliteleri olan bir eğitime doğru gitmemiz gerekiyor. Burada da yine Carnegie Vakfı'nın söylediği önemli şeylerden bir tanesi var. Tıp eğitiminin geleneğiyle ilgili öğrenmeyi bir şekilde bireyselleştirirken ya da bireysel öğrenmeyi son derece özgürleştirirken öğrenim hedeflerini standartize etme fikri üzerinden bütün bu gelişmeleri sürdürmek gerekiyor. Tabii bu da bize anatomi pratik eğitim materyallerini bildiğimiz işte kadavralar ve modellerden biraz daha işte kişiye özel üç boyutlu tasarımlar, üç boyutlu fiziki modeller, yine sanal artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik uygulamaları, videolar, animasyonlar ve son olarak da bütün bunların hibrit olarak kullanıldığı simülatörlere doğru evriliyor. Yine hepinizin çok iyi bildiği gibi anatomi aslında üç boyutlu algı üzerinden biraz nöro anatomi şekillenen bir şey. Bu da bizim binoküler görmemizle bağlantılı bir durum, çift mercekli görmemizle bağlantılı bir durum. Üç tane ana komponenti var. Yine hepinizin fizyoloji derslerinden kolaylıkla hatırladığı gibi. Stereopsis, göz konverjansı ve retinal disparite. Bu teknolojilerin birçoğunun temelinde bu altyapıyı ya da bu fizyolojik uygulamayı geliştirerek ilerletme durumu söz konusu. Neden peki bu üç boyutlu öğrenme modaliteleri gelecekte çok ciddi bir yer oluşturacak diye düşünürsek de şunu görüyoruz. Bu üç boyutlu modellemeler ve işte dijital öğrenim platformları sosyal fırsatlar ve takım çalışması sağlıyorlar. Bir şekilde pratik yolda öğrenmeye olanak tanıyorlar. Gerçek durumu simüle ettikleri için yine bir gerçekliği barındırmaya çalışıyorlar ya da onu amaçlıyorlar en azından. Mobil bir çalışma alanı destekliyorlar. Bugün de onun bir örneğini görüyoruz. Yani farklı yerlerinden farklı şekillerde bu sistemlere katılmak mümkün. Bir de tabii son dönemdeki önemli şeylerden bir tanesi gamification ya da oyunlaştırma dediğimiz öğrenmeyi eğlenceli hale dönüştüren bir yapısı var. Çok kısaca biz neler yaptık, hızlıca geçip çok da uzatmayacağım. Aslında iki boyutlu görüntülerin üç boyutlu algılanması çok işte dediğim gibi temel optik kurallarına dayanıyor. Stereografik görüntüler biz ilk önce işte 2000 yılların başlarında mikroskopik görüntülerle işte burada beyin cerrahisinden yine kadın doğum ve kalp damar cerrahisinden mikroskopik görüntülerin kırmızı mavi anaglifik gözlüklerle derinliğinin algılanması üzerinden bu işlere başladık. Sonrasında yaklaşık belki bir 10-15 yıl sonra bunun artık makroskopik olarak da hepinizde yine roton serilerinden ya da diğer anatomik dijital serilerden hatırlayabileceği gibi tez öğrencim Hasan Barış Yılgaz'ın tezinde bu modaliteleri uygulama şansı bulduk. Yine tabii dediğim gibi radyoloji burada en öndeki alan olduğu için bu işlere ilk başlangıcımızda yine radyolojiden çok değerli Işık Hoca ve yine tez
modelleme softwarelerini ki o zaman tabii bugünküne göre çok daha basic, çok daha basit bir şekilde olan yapılar üzerinden bu modelleme çalışmalarına ilgi duymaya ve onları edinmeye, öğrenmeye başlamıştık. Yine yaklaşık o ilk temasların 10-15 sene sonrasında bunlar artık uluslararası projelerle fonlandığı zaman yine bu konunun önemli çalışmalarından bir tanesi olan yumuşak doku modelleme işinde de aslında benim kişisel ilgi alanımda iki tane yön var. Bir tanesi nöroanatomi, o konuda işte neuroscience tarafında da doktorayla bunu bir tık daha ileri götürmeye çalıştım. Bir tarafı da uro-jinekolojik anatomi. Burada da yine yumuşak doku üzerinden yapmış olduğumuz modeller ve fiziki simülatörleri gözlemliyorsunuz. Tabii bunları körükurumların ya da işte müfredatların içine sokmak tabii ki valide etmekle ilintili. Bu konuda da yine önemli dergilerde bu fiziki simülatörlerin yani kişiselleştirilmiş data üzerinden, kişiselleştirilmiş radyolojik data üzerinden üretilmiş fiziki simülatörlerin cerrahi planlamada ve yine beceri eğitimlerinde kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Yine bu grubun, şu anda burada görmüş olduğunuz hocam grubunun birlikte çalışmaya başladığı 2019 yılından itibaren, yani çok önceden tabii birbirimizi tanıyoruz, çalışıyoruz ama birlikte hareket etmemiz o döneme denk geliyor. Bir cerrahi nöroanatomi grubu kurulmasıyla birlikte ve radyolojinin tabii ki olmazsa olmaz buraya eklenmesiyle birlikte yaptığımız çabaları bir bin bir haline dönüştürüp burada bir kraniotomi modelinin hem sanal ve dijital ortamda hem de fiziki olarak nöroanatomi eğitiminde hem pre-graduate hem post-graduate olarak nerelere gidebileceğini hala çalışmaya devam ediyoruz. Hareket edecek mi diye bakıyorum muhtemelen. Edecek biraz yavaş bir video ama şöyle bir şey var. Burada işte bütün kişiselleştirilmiş radyolojik data üzerinden modellenmiş dijital bir görüntüyü görüyorsunuz. İşte burada farklı arayüz kullanımlarıyla işte bazı şeyleri kaldırarak, bazı şeyleri transparan yaparak, bazı yapıları daha detaylı inceleyerek hemen hemen kadavradakine çok benzer bir model elde etmek mümkün. Bunları ayrı ayrı kullanmak, birlikte kullanmak, farklı yerlere transfer etmek de yine tabii ki mümkün. Bu konuda yine derleme şeklindeki dergilerin yapmış olduğu bazı özel sayılarda da yine misafir ettiğörlükler yaparak bu konudaki deneyimlerimizi paylaştık. Yine söylediğim gibi bu dijital datayı mutlaka diğer eğitim modeliteleriyle birleştirmek önemli. Bu onlardan bir tanesinin örneği. Nöroanatomiyle çok birebir bağlantılı değil ama yine burada da aslında sinir koruyucu radikal prostatektominin kademelik görüntüleriyle dijital görüntüsünün bir animasyon haline getirilmesi çalışması söz konusu. Şunu çok net bir şekilde söylemek lazım anatomist olarak bakarken konuya. Hala daha simülasyon açısından, gerçeği en iyi simüle etmek konusu açısından bilhassa cerrahi anatomide en iyi simülasyonun kadavrada olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da zaten kademelik simülatörler olarak düşünülüyor şu anda ve onların validasyonu açısından da yine aynı grupla pek çok çalışma yaptık. Çok sıklıkla duyduğumuz ve bir şekilde aslında ileri hedefimiz olan işte bu sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ya da karma gerçeklik. Bunlardan da çok kısaca bahsedip ne tip uygulamalar yaptık onu da çok hızlıca ifade etmeye çalışayım. Hepinizin bildiği gibi sanal gerçeklikte aslında bilgisayarda yarattığımız bir tamamen sanal ortam var. Artırılmış gerçeklik aslında bu sanal gerçekliğin bir miktar gerçek dünyayla buluşmaya başlaması gibi düşünülebilir. Aslında onun tam olarak hibrit bir hale gelmesi ya da karma gerçeklik oluşturması da bu sanal ve gerçek dünyanın bir arada farklı yine gözlüklerle, aparatlarla, bazen de aparatsız birlikte ortaya konması. Zaten son herhalde 6 aydır ya da 1 yıldır Metaverse, Multiverse meselesiyle bu zaten hepimizin gündeminde girmiş durumda. Bu konuda iki tane projeden bahsedeceğim. Yine Avrupa Birliği tarafından fonlanmış MedTrend 3D Modsim ve Eurofond projeleri. Burada artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik adına 2 ya da 3 tane işte radikal nefrektomi gibi, normal sistoskopi gibi sanal yapılan uygulamalar mevcut. Ve bu uygulamaların aslında müfredatı aktarılması da bizim şu anda yürüttüğümüz Hacettepe'nin liderliğinde yürütülen School of Modern Technology ile Avrupa Fonksiyonel Üroloji Müfredatı'na katılmasına yönelik bir şey. Tabii bu süreç
içerisinde pek çok başka projelere de destek olmaya çalışıyoruz akademik açıdan. Yine bölümümüzde çok yakın bir gelecekte prototipini uygulamayı düşündüğümüz, benim bilimsel danışmanlığımda geliştirmiş olan etkileşimde anatomi gösterimi ve eğitim masası Artomi, yine artırılmış gerçeklik üstünden çalışan çok yeni bir proje. Burada Anıl Hoca, Şahin Hoca ve ben birlikte danışmanlık yapıyoruz. Nöroendovasküler geçimler için sanalda artırılmış gerçeklik ve üç boyutlu baskı teknolojileriyle desteklenmiş eğitim simülatörü, kısaca NEVSIM. Yine Kader Hoca ile, Erhan Hoca ile ve Şahin Hoca ile birlikte bilimsel danışmanlığını yaptığımız, bu sefer nörovasküler cerrahi planlama ve eğitim simülatörü. Bunlar yine bizim içinde olduğumuz teknokent girişimleri ya da onlara akademik danışmanlık yaptığımız projeler. Çok önemli şeylerden bir tanesi, tabii bu üç boyutlu modelleri vesaire hepsini kullanıyoruz ama bunları nasıl standartize edeceğiz konusu da son derece önemli. Çünkü inanılmaz bir dijital model çöplüğüne dönüşmüş durumda sanal ortam. Burada da Güney Kore'deki partnerimiz Dr. Yan Limun başkanlığında, yine Emre Hoca ve ben, IEEE'nin bu konudaki standartizasyon ekibiyle de birlikte çalışıyoruz. Ki bu standartizasyon da bu modellerin ileride yine bu işte cerrahi simülatörlerin standartlaşması açısından son derece önemli. İşte Avrupa Birliği ve FDA onayları açısından. Toparlarsak, nörantörü eğitiminde bilhassa hibrit bir yoldan gitme zorunluluğumuz var. Bunun içerisinde üç boyutlu modeller, mutlaka radyolojik görüntüler, probleme dayalı öğrenme, takım bazlı öğrenme, yine işte klinik korelasyon dersleri, bizim hep başından beri, Sayık Hoca'dan beri hep üzerinde durduğumuz kliniğin pre-klinikle entegre olması, belki bir Hacettepe modeli diyebileceğimiz yapı. Burada multimodel bir sistem kullanmak zorunluluğu var. Burada zaten bilimsel olarak da bunlar kanıtlanmış durumda. Hem anatomi derslerinin başarılması konusunda, hem de ileride radyoloji, cerrahi ve nöroloji derslerinin daha iyi başarılması konusunda bu yapı son derece önemli. Ben sözlerimi noktalarken aslında bütün bu konuştuklarımız geçmiş 20 yılda yaptığımız ya da işte uygulamaya almamız gerekli olanlar. Şu an itibariyle biz tabii ki 3. dünya ülkeleri olarak bunları müfredatlara entegre etmeye çalışırken bir yandan da bu işin ucu başka yerlere doğru gidiyor. Mutlaka buradaki genç ekibin, yani bizden sonra gelecek olan ekibin artık insan bilgisayar etkileşimi alanında çalışması gerekiyor. Belki beyin bilgisayar arayüzü üzerine çalışması gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi artık gelinen noktada biraz da bu beyin bilgisayar arayüzünü ve beyin robot sinerjisinde sizin insanda çözmüş olduğunuz nöral network'ü bir şekilde makineye yansıttığınız zaman bunun resiprokal bir şekilde çift yönlü kullanılması nöromodülasyondan bir tık farklı olacak şekilde ileride çok daha akıllı, çok daha kapasitesi yüksek makinelerle insanların birlikte hareket edebilmesini sağlayacaklar. Ben sabırlarınız için çok teşekkür ediyorum. Platformu şimdi radyoloji ekibine bırakacağım. Çünkü bütün bu datayı yaratan, bütün bu datanın işlenebilir olmasını sağlayan onlar. Birlikte gelecekler platforma. Profesör Doktor Kader Karloğuz ve Doçent Doktor Gökçen Çoban Çiftçi'yi platforma davet ediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz geldiğiniz için ve bilgisayarın karşısında bizi dinleyen arkadaşlarımız ve hocalarımız için. Ben ilk radyolojiye başladıktan sonra nöroradyolojiye çok büyük bir ilgi duydum. Herhalde gizemi, işin gizemi beni cezbetti. İlk üç boyutlu görüntüleri gördüğümde de çok heyecanlanmıştım. Fakat bilgisayarlar çok yavaştı. Yani şimdi yaptığımız birçok şeyi o zaman da yapabiliyorduk. Beynin üç, kranyumun üç boyutlu görüntüsünü alıyorduk bir yerinden, işte bir şey, bir parça çıkarıp içerisini göstermeye çalışıyorduk cerrahlara. Ama bu işlem bir saat, bir buçuk saat. Bazen bir buçuk saat bekliyorduk, sonra bilgisayar kapanıyordu. Biz bütün işleri bir daha başlıyorduk baştan. Gerçekten çok, yani başa çıkması çok zor bir işti. Yeteri kadar şanslıysak ürünü görebiliyorduk. Ama şu anda saniyelerle o görüntüleri alabiliyoruz. Yeter ki cihaz başında yüksek rezolüsyonlu güzel görüntüler alabilelim. Bu projeye birlikte girdik arkadaşım Gökçen'le. Sonra Gökçen
için benden daha çok zaman harcadı. Sunumu birlikte hazırladık. Ama size daha genç, daha güzel, daha iyi konuşan arkadaşım Gökçen'i bırakacağım konuşmayı yapması için. Tabii ki sorularınızı birlikte karşılarız. İyi dinlemeler. Ben Kader Hocam'ın övgü dolu sunumu beni sunmasıyla çok teşekkür ediyorum. Benim için büyük onur gerçekten kendisi gibi bir duayenle çalışıyor olmak. Sunumu hemfikir olarak hazırladık ama nöroradyoloji perspektifinden gelmiş galiba, ben sabırsız davrandım. Peki, geldi. Şimdi sayın hocalarım ve değerli meslektaşlarım, radyoloji perspektifini birlikte bakacak olursak, biz nöroradyolojik görüntülemede rutin olarak iki boyutlu görüntüleme yapıyoruz aslında, hem BTT hem de MR'da. BTT'de sadece aksiyel elde edebildiğimiz kesitleri reformat haline getiriliyoruz ya da MR'da hem sagittal, aksiyel, koronal üç planlı görüntülemeler elde edebiliyoruz. Ama bu iki boyutlu görüntülemeyi biz radyologlar, anatomistler, beyin cerrahları ve diğer klinisyen hocalarımız belirli bir altyapıya sahip olduğumuz için kendi kafamızda hayal edebiliyoruz. Ama görsel öğrenme ve muhakeme için özellikle tıp fakültesi öğrencilerimizin ve yeni başlayan asistanlarımızın daha iyi muhakeme edebilmeleri için hayalden öteye çıkıp elleriyle bu üç boyutlu modelleri dokunabilmesi çok önemli. Burada bir MR görüntülemesini görüyoruz. Koronal, aksiyel ve sagittal görüntülemede. Aksiyelde daha iyi gördüğümüz sol temporalde ve oksipitalde lezyonumuz mevcut. Şöyle yapayım, lazeri. Sol temporalde ve oksipitalde gördüğümüz lezyonları sarı ile işaretlemişiz. Bir de kortikospinal traktımız var. Sensori motor korteksi seçerek burada. Kortikospinal traktı da mavi ile işaretlediğimiz görüyoruz. Bu sarı olan tümöral lezyonların kortikospinal traktta ne kadar yakın? Bu cerrahi öncesinde planlamada çok önemli. Ve bunu da hem hasta, meraklı hastalar olabiliyor, benim cerrahim nasıl olacak? Ya da cerrahi öncesinde daha yeni başlamış asistanların muhakemesi için böyle üç boyutlu görüntüler elde edip elimize alıp hem cerrahinin hangi yaklaşımla nereden yapılabileceğini gösterebilmek gerçekten şu anda mümkün. Üç boyutlu modellemenin özellikle tıp alanında çok geniş kullanım alanı var. İlkay Hocanın da bahsettiği gibi tıp öğrencilerinin eğitimi, asistanların eğitimi ya da anatomide kadavraların nasıl korunması gerektiğine yönelik yapılmış form, sadece formalin mi yatırılsın, vasküler yapıları ayrı bir silikonize materyal mi sıkılsın yoksa boz mesafesine ayrı bir madde mi yapılsın ve daha anatomik dokuyu koruyalım. Ya da cerrahi planlama için az önce gösterdiğim gibi cerrahi bir planlamada kemiğe nasıl yaklaşılacak, kemik çıkarıldıktan sonra ortaya hangi doku çıkacak. Cerrahide kullanılacak implantların ya da biyomateryallerin kişiye özel üretimi için özellikle büyük çığır açmış durumda. Ve bu görüntülerin özellikle interdisipliner çalışma ile radyologların, diğer klinisyen hocalarımızın ve bizim masa başında teknisyenimiz ile birlikte görüntüyü elde etmemiz gerekiyor ki bu görüntüler işlendikten sonra 3D modelleme kusursuz olsun. Biz medikal görüntülemede bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeyi kullanıyoruz radyoloji olarak. Bilgisayarlı tomografinin herkesin aklında MR çok daha üstünmüş gibi olabiliyor tıp öğrencilerinin kafasında ama iki tekniğin birbirine olan üstünlükleri var. Bilgisayarlı tomografide kalsifikasyonu, kemiği, akut kanamayı, intravenöz verilen kontrast madde ile vasküler yapıları daha kusursuz gösterebilirken MR görüntülemede yumuşak dokuyu daha iyi gösterebiliyoruz. Ve bu görüntüleri üst üste çakıştırarak üç boyutlu modellemeyi hazır hale getirebiliyoruz. Özellikle ileri MR görüntüleme yöntemlerinin son 10 yıl içerisinde rutin kullanıma girmesiyle kranial görüntülemede, beyin tümörlerinde anatomik detayı, tümörün infiltrasyonunu, çevre dokuyla ilişkisini,
çevre dokunun ne kadarı ödem, ne kadarı tümör, bunları biz difüzyon, perfüzyon, manyetik duyarlılık görüntüleme ve MR spektroskopi ile ortaya koyabilmekteyiz. Peki optimal görüntülemeyi nasıl yapmalıyız? Çünkü elde ettiğimiz modelin gerçek modelle aynı ya da kusursuza yakın olması gerekiyor. Bunun için en kalın 1 milimetre, tercihen çok daha ince kesitli, volümetrik dediğimiz hacimsel ve yüksek çözünürlükte olması gerekiyor. İzotropik bir görüntü ve dar kesitler arası mesafe kullanmalıyız ki eğer anizotropik olur ise basamaklanma yaratacağı için 3 boyutlu görüntülemede yüzey keskinliğini ve elde edeceğimiz dokunun genel görüntüsünü kaybedebiliriz. Bunu bir Legoların üst üste konulmuş ve vokselleri küp şeklinde düşünürsek, Legoları üst üste koyarsak vokselleri, bunlar hep keskin kenarlı olacak. Bizim onu daha smooth hale getirmemiz gerekiyor, daha yumuşak hale getirmemiz gerekiyor. Onun için de elimizdeki görüntüleme tekniklerini çok iyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi rekonstrüksiyon tekniklerine bakacak olursak, bunlar maksimum yoğunluk projeksiyonu dediğimiz MIP görüntüleme, time of flight yöntemiyle kontrast madde verilmeden beyin vasküler yapılarının görüntülemesi için rutinde kullandığımız bir teknik. Aslında ham görüntü bu şekilde karşımıza çıkmakta. Ama biz bir MIP kullanarak yazılım programıyla bir tuşa basarak şu görüntüyü elde edebiliyoruz. Ve bunu çevirerek 3 boyutlu şekilde tüm vasküler yapıların birbiriyle ilişkisi, devamlılığı, burada normal bir anatomiyi görüyoruz ama eşlik eden bir anevrizmanın varlığı, yeri, herhangi bir stenoz olup olmadığı ve eşlik eden malformasyonları çok net bize gösterebilmekte. Çok düzenli reformasyonu genellikle BT'de kullanıyoruz çünkü sadece aksiyel görüntüleme yapabiliyoruz oradan. İnce kesitli aldığımız görüntülemeden, bakın burada korpus kallozunu devam ettirdiğimizde bu kadar net göremeyecek iken, beyin sapının serebellar hacim ile ilişkisi, bos mesafesinin infratentoryal alanda çok daha geniş olduğu ve korpus kallozumun normal olduğu, talamusun bu intertalamik mas düzeyinde birleştiğini ve infundibulumu da burada çok net bir şekilde görmekteyiz. Eğimli düzlemsel reformasyona ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? Mesela buradaki intravasküler alana yerleştirilmiş uzun bir stent görünmekte. Bu stentin lümeni aksiyel görüntülemelerde böyle tek tek kesit kesit hale gelirken biz eğimli yüzeyler reformasyonda stentin boylu boyunca lümenini gösterebiliyoruz. Herhangi bir daralma var mı ya da intimal kalınlaşma, daraltmış mı, lümen içi, patent mi, distali, vasküler yapı nasıl, proksimali nasıl çok net ortaya koyabiliyoruz. Peki 3 boyutlu data setini nasıl elde ediyoruz? Çok kesitli, çok ince elde ettiğimiz volümetrik 3 boyutlu görüntüler ile yine anormal dokuları daha görünür hale getirebiliyoruz. Burada hacim oluşturma yöntemiyle kullandığımız bir örnek var. Aksiyel elde ettiğimiz görüntülemede sağda ağır künyanın normal olduğunu, dış kulak yolunun normal olduğunu çok net görüyoruz. Ancak sol tarafta ağır künye oldukça küçük displastik ve dış kulak yolu yok. Peki bu 3 boyutlu görüntüleme bize ne verecek hacim oluşturmada? Bakın dış kulak yolunu burada deliğini çok net bir şekilde görebiliyoruz ama sol tarafta yok. Orada bir açık internet dış kulak yolunu göremiyoruz. Ayrıca volümetrik elde ettiğimiz görüntülemede ise sol ağırlık yanın simetrinin oranına oldukça küçük olduğunu, yani mikrotisini ve dış kulak yolu atresini 3 boyutlu görüntülemeyle daha anlaşılır hale getirebiliyoruz. Başka bir örnek, solmayaca bifurkasyon düzeyinde M1 segment ve M2 bileşkesi düzeyinde kocaman bir anevrizması var. Biz VRT ile anevrizmadan köken alan M2 dallarını görüyoruz. Ve cerrahi sonrasında burada sarı ile konulan metalik klipsi, metalik klips etrafında vasküler yapının duvarının gayet düzgün olduğunu ve distalinde de vasküler yapıların açık olduğunu ve dallanmasının simetrik taraf ile aynı olduğunu görüyoruz. Başka bir yöntem, gölgelendirilmiş yüzey görüntüleme. Bu surface shaded display olarak geçmekte. Burada ise VRT'den, yani hacimsel görüntülemeden farklı olarak spesifik bir organın ya da yüzeyin segmente edilerek 3 boyutlu hale getirilmesi. Bunun üstünlüğü, tek bir dokuya odaklandığınız için yüzey çok daha keskin, düzgün ve orijinaline uygun. Bakın burada
tüm volümden elde ettiği için MOXİ'nin hepsi dahil, kemik doku da dahil ama burada sadece yumuşak doku dahil olduğu için görüntüleme daha iyi. Şimdi 3 boyutlu baskılamaya geçecek olursak, 3 boyutlu baskılama için bizim elde ettiğimiz görüntülerimizi STL adı verilen bir formatta işlememiz gerekiyor. Çok pardon. STL formatının açılımı ne? Stereolitografi ya da standart tessellografi adı veriliyor. Mozaikleme, bir tür mozaikleme. Bu püskürtme yöntemiyle oluşturulacak maketin, modelin cihaz tarafından anlaşılıp ortaya çıkarılması için gerekli bir yazılım aslında. Firma adlarını söyleyecek olursam bunlar Osirix, Horix, Horus, bizim kullandığımız Mimix, Slicer 3D, 3D Adapters diye farklı yazılım programları var. Bu yazılım programları olmalı ki cihaz sizin ne üreteceğinizi bilsin. Burada yapılmış çalışmalarda mesela lomber vertebranın kanseriyoz yani kortikal kemik ile spongyoz kemiğin ne kadar düzgün ayrıldığını ve bunun simülasyonlarında kortikal kemiği geçerken karşılaştığınız direncin daha fazla olduğu ama spongyoz kemiğe ulaştığınızda bu kadar fazla güç uygulamamanız gerektiğini öğretiyor ve size spongyoz kemiğe düştüğünüzü algılatıyor aslında cerrahi öncesinde. Burada ise yine bir miyokardiyum replike edilmiş sanal olarak ve bu doku ameliyat öncesinde miyokardiyumun ne kadar ince bir şekilde açılıp oradaki yüzeyel dokunun gerçekten organik miyokardiyum ile nasıl benzeştiğini de gösterilmiş. Sadece preoperatif görüntülemede değil, postoperatif kozmetik açıdan hastaların kendini daha iyi hissetmesi için de kullanılmakta. Burada bakacak olursak sağ tarafta oldukça deformatif kalvaryum çıkarılmış, bir kemik tümörü nedeniyle çıkarılmış. Deforme kısım için kişiye özel 3 boyutlu bir plastik, kranioplasti için uygun bir modelleme yapılmış ve buradaki karşı tarafıyla benzer konveksitenin oluşturulması sağlanmış ve diğer kemik uçlarıyla da uygun bir şekilde örtüştürülmesi sağlanmakta. Burada ise mandibulektomi ve ağız tabanı cerrahisinde çok geniş bir defekti var hastanın aslında. Ama hastanın cilt tonüsü, cilt rengiyle uyumlu, oldukça güzel bir kozmetik açıdan materyal yapılarak hastanın kendini daha iyi hissetmesi sağlanmakta. Peki biz ne yaptık kendi kliniğimizde? Oldukça görüntülenmesi zor ve anatomik alanların birleşmesinden oluşan bir alan olan cella'yı değerlendirdik. Burada cella'nın etrafında internal karotid arterleri görmekteyiz. Yukarıda optik sinir görülmekte. Bu tetkikte çok net görüyoruz evet bunu ama biz ilk bu görüntülemeyi oldukça kesit, düşük kesitle elde etmeye çalıştığımızda aslında karşımıza böyle bir görüntü çıktı. Sadece bosu ve bir yumuşak doku var burada. Beyin parenkim var. Ama cella'yı bu kadar iyi gösteremedik. Bu siz adı verdiğiniz bir sekans. Sıvıya duyarlı bir sekans. Biz bunu nasıl daha iyi görünür hale getiririz diye böyle bir çalışma yaptık konsol başında teknisyenimizle birlikte ve bakın hipofiz bezini çok net ortaya koyduk. Sol yarıdaki adenom çok iyi sınırlı bir şekilde seçilebilmekte. Optik kiyazma arasındaki bos mesafesi, internal karotid arterinin sifonu, supraklinoid parçası ve Meckel kavayı görüyoruz. Bu da havalanmış sfenoid sinüs. Burası da cella'nın tabanındaki kemik. Bunu nasıl yaptık? Tabii uygun görüntüleme tekniğiyle kullandık. Yüksek rezolüsyonlu yaptık ama illaki çok ince aldığımız kesitin yüksek rezolüsyonlu olmayacağını da öğrendik. Ve ideal bir 3 boyutlu model oluşturmak için hem MR anjiyografi hem BT anjiyografi, BT'de de elde ettiğimiz kemikleri nasıl çakıştırdığımızı burada görebiliriz. Biz bu 3 boyutlu model
yüzeye yönelik iki boyutlu bir görüntülemeydi. Daha sonra yüksek rezolüsyonlu boz yapılarını daha iyi göstermek için yine TS dediğimiz sekansı kullanarak daha yüksek rezolüsyonlu dokuları birbirinden daha iyi ayırt edebildiğimiz, burada infim dublumu, hipofiz bezini, içerisindeki adenomu ve komşu kavernöz sinüsü içerisindeki sinirleri seçtik tek tek. Osman Bey yardımcı oldu burada, ODTÜ'den mekanik mühendis kendisi. Daha sonra ne yaptık? Vasküler yapıları MR anjiyografide ve BT anjiyografide üst üste çakıştırmak için hem MR anjiyografi yaptık, kontrastsız time of flight görüntülemeyle, hem de BT anjiyografi yaptık, intravenöz kontrast madde vererek. Ben bir su içeceğim, çok özür dilerim. BT anjiyografi almışken burada sfenoid sinüsün havalanmasını buradaki gibi görüyoruz ve ayrıca kemik dokuları seçtik buradan. Kemik dokuları niye seçtik? Yumuşak dokuyu MRI gösterirken, evet kemik dokuyu BT ve vasküler yapıları hem MR hem de BT'de çakıştırmak için. İşte tüm sekansları tek bir model üzerinde çakıştırdık. Seçtikten sonra burada flu olarak kemik yapıyı görüyorsunuz. Vasküler yapılar da aslında burada BT anjiyografide ve MR anjiyografide çakıştırılmış durumda ve hava sütununda aynı şekilde çakıştığını görebilmekteyiz. Bu kadar veriyi tek bir model üzerinde, simülasyon üzerinde topladıktan sonra bu bir STL imajı. Modelleme için 3 boyutlu printer'a gönderdik ve bizim elimize bu maketi verdi. Bu cerrahiye girmeden önce elimizde tutabileceğimiz optik kiyazma, preoptik, prekiyazmatik optik sinirler, optik tract, MCA'yı, internal kredi arterleri, burada anterior oblikan düzeyini görmekteyiz. Tabii model oluşturma deyince bu model oluşturma hemen olmuyor. İncelediğimiz alana göre değişmekte. Eğer sadece yumuşak doku, yüzeyel bir model oluşturacaksak oldukça kısa sürüyor, 5 dakika, ama böyle uzun süreli doku seçmeniz gerekirse medikal mühendis ve teknisyenlerimizle çalışarak o zaman 5 saati kadar bulabiliyor. Biz 2 gün uğraşmıştık bunun üzerinde. Çünkü medikal mühendis de olsa anatomiyi bizim kadar iyi bilmiyor maalesef. Çıktı eldesi de yine modelin büyüklüğüne, küçüklüğüne ya da anatomik detaya göre değişmekte süresi. Şimdi bunu ben çalıştırayım. Hiçbir yere basmıyorum, çalıştı. Şimdi burada simülasyon modelini görüyoruz. Sadece 3 boyutlu materyali vermiyor, simülasyon da yapabiliyoruz. Burada sfenoid kemiği görmekteyiz. Sfenoid kemiğin önü, bir de petroz kemikler, petroz uca, baziler arter, her iki PCA, posterior cerebellar arter. Bakın şurada anterior cerebellar arteri, middle cerebral, orta cerebral arteri görüyoruz. Ica'nın tepe düzeyi, bifürkasyonu. Bakın öndeki kemiği çıkardı, sfenoid kemiği, tam cerrahinin girim sırasında. Burada sfenoid içerisindeki septumu görüyoruz sarı olarak. Pembe olarak gördüğümüz yerde sella'nın tabanı. Kemiği çıkardı, tekrar koydu. Şimdi pembe olan yer sella'nın tabanıydı. Çıkardığında hipofiz bezini göreceğiz. İşte turuncu olan hipofiz bezi. Bezin içerisinde solda yerleşimi kahverengi ile olan mikroadenomumuz, şu mavi olan kısımlar kavernöz sinüslerimiz. Tekrar kapattı, septumu görmekteyiz, ilişkisini kapattı.
kişisel olarak gördüğümüz yer optik yazma. Açtığında bakın internal karakter, tenisifon düzeyini görüyoruz. Ne kadar yakın lezyona, lezyonla ilişkisi var mı yok mu? Kavernosinüsler içerisindeki sinirleri görmekteyiz. Üçüncü sinir, altıncı kranial sinir. Perikiyazmatik optik sinirler. Ve petrus hücreleri görmekteyiz. Bu şekilde cerrahi öncesinde hem hastanın bilgilendirilmesi hem de yeni başlamış asistan arkadaşların cerrahi planı ile ilgili bilgi almasını da kolaylaştırmış olmakta. Ben teşekkür ediyorum bilginiz için. Çok teşekkürler Kader ve Gökçen Hoca'ya. Hiç vakit kaybetmeden devam edeceğiz. Lütfen buradaki arkadaşların soruları varsa onları en sonuna kadar biriktirsinler. Şimdi Amerika'daki ekiple bağlantı kurup onların sunumlarını hızlıca dinleyeceğiz. İlk olarak University of Virginia'dan Profesör Doktor Melike Mut Aşkun. Abla beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum İlkan, merhaba. Hoş geldiniz, günaydın. İsterseniz siz sunumunuzu paylaşın, full ekran yapın. Pardon. Saygıdeğer hocalarım, sevgili meslektaşlarım, sizlerle tekrar bir arada olmak çok güzel. Ben üç boyutlu modelleme ve simülasyonun beyin cerrahisi perspektifinden bahsedeceğim biraz. Cerrahi eğitim olması gereken ideal, beni duyabiliyor musunuz? Tamam abla, çok pardon, benden kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Şimdi gayet rahat duyuyoruz. Teşekkürler. Kadavrada anatomiyi öğrenmek, mikro cerrahide öğrendiklerimizi deneyimlemek, ameliyathanede ustaları izlemekle başlar. Ve sonra asistan cerrahi basamakları sırasıyla yaparak zorluk derecesi artan olgularda cerrahi yaparak tecrübesini geliştirir. Buna Halstead modeli deniyor. Bir tane gör, bir tane yap, bir tane öğret. Bu model, asistan yetenekli bir cerrahi öğretmen gözetiminde cerrahi hastalara bakmak için yoğun ve tekrarlayan fırsatlara sahip olmalıdır, der. Asistan, altta yatan hastalığın patofizyolojisini anlamalıdır ve gelişmiş bir sorumluluk ve bağımsızlıkla hasta yönetimini ve karmaşıklığını üzerine almalıdır. Teknik operasyonlar konusunda da beceriler edinmelidir, der. İdeal bir yöntem olarak gözükse de günümüzde sıkıntılar var. Çünkü öğrenci başı maliyet, kaynak yetersizliği, özellikle asistan saatlerinin azaltılmış olması ve asistan sürelerinin kısaltılmış olması önemli engeller. Artı hasta güvenliği, özellikle hasta doktor ilişkisindeki malpraktis ve şeffaflık anlayışında getirilen kurallar bu modelin zorlayıcı yanları. Artı hem hastalarımız hem cerrahi alandaki meslektaşlarımızın kendimizden beklediği başarı bizi de daha da zora sokmakta bu modelde. O yüzden başka öğretim, eğitim modelleri aranmaya başladı. Özellikle son geçtiğimiz 3-4 dekatta. Biz kadavrada, biz anatomiyi ilk Rönesans döneminde kadavrada anlamaya başladık. 1910'a gelindiğinde özellikle cerrahi anatomide klinik ve preklinik ayrışma gözlenmeye başladığını ilk kez Flexner söyledi. Yani bu ne demek? Cerrahın klinikte ve ameliyathanede geçirdiği zaman, preklinikte geçirdiği zamanı azaltmakta. Ve 1920'lerden 2000'lere gelene kadar anatomi ve cerrahi aslında hasta üzerinde öğrenildi. Çok hasta görmek, çok hasta yapmak ve pasiften aktif öğrenmeye dayalı bir yöntemdi. Ama getirdiği sorunlar da büyüktü. Çünkü hastalar üzerinde ciddi komplikasyonlar olabilmekteydi yeterli tecrübe kazanmadan. 2000'li yıllara gelindiğinde elektronik çağda
elektronik öğrenme modellerinin gündeme gelmesiyle önce bunları bilgisayarda ya da mobil cihazlarda görmek, sonra da cerrahiye uygulamak mümkün olabilir mi diye pek çok yerde gerçekten neredeyse sonsuz sayıda web sitesinde bu modeller görülmekte. İlkan Hoca'nın da bahsettiği gibi aslında internet ortamı bu anlamda bir miktar çöplüğe dönmek üzere. O yüzden doğru kaynağı, uygun kaynağı bulmak son derece önemli. Bu asistanın, her asistanın cep telefonu var, herkesin bilgisayarı var. Bir gece öncesinde vakayı çalışabilmesi, yer ve zamandan bağımsız olarak çalışabilmesi kolaylığını getirirken doğru kaynağı bulabilmeyi elimine etme zorluğunu da birlikte getiriyor. Ve bunların gelişen teknolojide, gelişen cerrahi tekniklerde sık sık güncellenmesi ve revize edilmesi gerekiyor. Bizim Hacettepe'de cerrahi nöroanatomi grubu olarak geliştirdiğimiz bir web sitemiz var. Kranium adını koyduk. Şu anda bu sadece anatomi ve beyin cerrahisi asistanlarına ve eğitimcilerine açık. Ancak bizim umudumuz gelişen cerrahi nöroanatomi bölümümüzle birlikte bunun ülke ya da uluslararası alanda kullanılabilir doğru bir kaynak olması adımlarını doğru zamanda atabilmek umudu var. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda herkesin katkısıyla bu diğer elektronik öğrenme modelleri arasında kuvvetli bir şekilde yerini alacaktır. Şimdi interaktif üç boyutlu modeller. Girdiğimiz zaman internete pek çok anatomi ya da klinik cerrahi sitelerinde üç boyutlu olarak kafatasının, beynin, damar yapılarının, damar yapılarının inceliklerinin görüldüğünü bir asistan bir gece öncesinden çalışabilir. Ama bunlarla ilişkili olarak tümörü konumlandırmak önemli. Bunun için de hastanın görüntüleriyle internette elde edebildiği görüntüleri birleştirebilmesi önemli. Burada benim Hacettepe'deki çalışma odamda resmim üzerinde bir augmented reality çalışması yapmaya çalıştık. Burada gerçek ile görseli birleştirmek görsel anlamda mümkün ama buna dokunamıyorsunuz. Yani görme ve dokunma ayrışması yaşanıyor. Bütün bu internetteki sistemlerde ya da yaratılmış augmented ya da virtual reality ya da mixed reality'de. Peki bu görme ve dokunma ayrışmasının üstünden nasıl gelebiliriz asistan eğitiminde? İnsanlar biraz daha bunun üzerinde gerçekten kafa yormaya başladılar ve hastanın görüntülerini alıp normal anatomi ile tümör anatomisini birleştirip bunu virtual olarak evirip çevirmek, ben bu tümöre nasıl yaklaşırım, nereden en doğru şekilde girebilirim planladıktan sonra bunu acaba basmak ve daha öncesinde büyük ameliyattan önce bunu pratik olarak yapabilir miyim sorusuyla sanal gerçeklikteki üretilen üç boyutlu modellerin gerçek olarak basılması gelişmeye başladı. Bütün bunlar zaman içinde 1988'lerden başlayarak önce plastik cerrahların başını çektiği bir grupla kraniofasiyal rekonstrüksiyonlarda, sonra kemikte, kafa kaidesinde, sonra damarda ve en sonunda tümörde çeşitli basamaklardan geçerek gelişti. İlk basılan modeller kemiği basma yönündeydi ve tek bir materyalden belki iki farklı renkte ama aynı sertlikte iki doku basılabiliyordu. Peki bunu biraz önce Gökçen Hoca'nın da anlattığı gibi damarı farklı, beyni farklı, kemiği farklı basabilmek mümkün mü? Şeffaf yapılarda çevirdiğiniz zaman bu arter acaba hangi kafatasındaki landmark'a karşılık geliyor? Bunu yapabilmek mümkün mü sorularıyla
çeşitli materyaller ve basım teknikleri denendi. Bizim ameliyatta cerrahi yaparken en çok güvendiğimiz duygumuz aslında proprioseptif duygumuz. Yani tümörün nasıl hissedildiğini, normal beyinden nasıl ayırt edebildiğimizi hissedebiliyoruz. Peki bunu simüle etmek mümkün mü? Evet. Örneğin çıkarttığınız bir tümör modelini çeşitli matematik hesaplamalarla üretip bir koyun beyni içine koyup onu da bastığınız kranyum kemik yapısının içine, üç boyutta bastığınız yapının içine koyup asistan için gerçekten iyi bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz. Böylece hem görsel hem dokunma olarak asistanın ya da cerrahın gözünde beynin ve tümörün ya da hangi lezyonu hedefliyorsak, vasküler tümör ya da başka, canlanabilir. İşi daha da ileriye götürenler var. Çocuğun gerçekten dokusunu, cildini cilt gibi silikon bir materyalden, mukozasını, mukozanın sertliğine, dokunuşuna çok benzeyen bir yapıdan, hemen altında kemik yapısını, tümörü, beyni çok benzeyen materyallerden, sentetik olarak ya da organik materyallerden artık üretebilmek mümkün. Gerçekten biraz korkutucu görünse de bu çocuğun birebir artık elle dokunabileceğiniz, hissedebileceğiniz kopyası yapılmış durumda. Dediğimiz gibi internette pek çok web sitesi geliyor. Doğru olan kaynağı bulmak önemli. Kapsamlı eğitim platformları multidisipliner olarak büyük üniversitelerden çıkmakta. Ya da bu işe gerçekten ömrünü adamış beyin cerrahları, anatomistler, bilgisayar mühendisleri ve çeşitli mühendislerin ortak olarak çalışarak oluşturduğu platformlar bunlar. Bunların içinde anatomi olmazsa olmaz ve bizim hedefimiz de Hacettepe Cerrahi Nöroanatomi Grubu olarak böyle kapsamlı bir eğitim platformu hazırlayabildik. Bunu neden yapmak istiyoruz? Bizim için en önemli şey hastalarımız ve hastalarımıza en doğru, en yetkin tedaviyi verebilmek. Bireyselleştirilmiş hassas tıpa giden yolda bu modeller son derece önemli. Hastanın CT'sini, MR'ını alıp, üç boyutlu modelini yapıp ve bunun dokunsal olarak nasıl hissedileceğini modellerde, basılmış modellerde yaparak asistanların çalışmasını sağlamak hastanın en az komplikasyonla en iyi şekilde, en doğru cerrahi alabilmesi için önemli bir adım. Peki bunları yaparken gerçekten eğitime katkıda bulunuyor muyuz asistan eğitimine? Bunu da Cengiz Savaş Hoca anlatacak. Artık eğitimciler de bu konu üzerinde daha fazla düşünmeye başladılar. Çünkü genç nesil acaba bunu sadece bir oyun olarak mı görüyor? Çünkü eğitimde özellikle sanal gerçeklikte, gaming'de, savaş oyunlarında vesairede gerçekten acı çeken bir yaratık yok. Her şey sanal. Ama sizin uğraştığınız hastalarınız ve bunu sanal dünyada kaybolan bir asistan gerçek dünyaya bunu translate edebilecek mi düşüncesi ile eğitimciler de bunu yorumluyorlar ve artık objektif kriterler üzerinden her bir simülasyonu değerlendiriyorlar. Dediğim gibi arteri, kemiği, tümörü, durayı farklı materyaller olarak basabilmek mümkün. Bunu biraz önce Gökçen Hoca da gösterdi zannediyorum. Biz göremedik sunumu ama ortak çalıştığımız vakalar üzerinden göstermek isterim. Bir dev hipofiz adenoma olduğunu görmektesiniz burada tomografisi ve MR'ıyla. Bunun üç boyutlu modelini yaptığımız zaman istediğim gibi ben bunu ameliyat öncesinde çevirebiliyorum. Önden mi yoksa yandan mı yaklaşılmalı? Ben ilerledikçe tümör acaba
arterlerle, hipofizle, beyin dokusuyla ne kadar ilişkili, bunları görebilecek miyim? Bütün bunları sorguluyoruz. Bu modellerde aslında bütün usta cerrahların dediği gibi cerrahi, cerrahın kafasında bir gece önceden yapılır ve biter ve biz bir gece önceden planladığımız mental görüntü üzerinde cerrahimizi yaparız. Ama bu tür görsel kaynaklarda en azından düşündüğümüzü doğrulamak ve konfirme etmek için önemli bizim aşamamızda. Ama öğrenme aşamasında bunu hayal etmek son derece zor olabilir. Bu tümörün arterlerle ilişkisini, beyinle ilişkisini hayal etmek için bu tür görsel yardımcıların gerçekten faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bir başka olgumuz, tahmin ediyorum Gökçen hocamızın da sunduğu bu olguydu. Tomografi ve MR, burada arterler, sinirler ile tümörün hangi sinirlerle, hangi beyin dokusuyla, hangi damarlarla ilişkili olduğunu işaretlemek ve segmente etmek mümkün. Ve ameliyatta yapmayı planladığımız sfenoid sinüsten almayı planladığımız kemik parçası ve bu kemiği çıkarttığımız zaman görme sinirine, karotid arteri, cavernous sinüse ve cavernous sinüs içinden geçen sinirlere ne kadar yaklaşacağız? Nerede olacaklar? Bütün bunları hayal etmek önemli. Burada bastığımız model üzerinde biraz önce sanal olarak gördüğümüz görüntünün basılmış hali var. Şeffaflaştırılmış bir kemik yapıda. Görme sinirinin, karotid arterin, cavernous sinüsün nerede olduğunu hayal edebiliyoruz. Daha da önemlisi görebiliyoruz, dokunabiliyoruz. Sfenoid sinüs içindeki septumu görebiliyoruz. Septumla tümörün ilişkisini, hipofiz dokusunun ilişkisini görebiliyoruz. Karotid arterin yerini, cavernous sinüsü görebiliyoruz. Endoskopla girdiğimiz zaman bunların nasıl görünebileceğini, çünkü endoskop aslında bize iki boyutlu görüntü veriyor. Üç boyutlu bir görüntünün iki boyutlu görüntüde nasıl olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ve bunu cerrahinin kendi, cerrahi aynı hastanın ameliyat sırasındaki görüntüleri. Bakınız, karotid arterlerin yeri, sellanın yeri, septumun yeri, dirilleme esnasında ne kadar laterale gidebileceğiz, karotid arter ne kadar yakınımızda, tümör burada nerede, bakın bu tümörün septuma göre yerleşimini bildiğimiz için açtığımız sella ve tümörün çıkartıldığı yeri birebir aynı şekilde görebiliyoruz. Çok kısa bir şekilde özetlemeye çalıştım. Cerrahi nöroanatomide İlkan hocamızın da bahsettiği gibi çeşitli projelerle devam etmekte. Kendimizi her gün geliştirmekteyiz. Her gün yeni şeyler öğrenmekteyiz. Her şey hastalarımızın daha güvenli, daha radikal rezeksiyonlarını yapabilmek, onların hastalıklarına daha iyi çare bulabilmek adına yapılmakta. Ben teşekkür ederim sabrınız için. Beyka Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde Şahin'le devam edeceğiz. Süreyi iyi kullanabilmek adına. Şimdi de Baron Neurological Institute'dan, Phoenix Arizona'dan Şahin Hanarioğlu. Şahin, söz sende. Slaytlar görmüyor musun? Görebiliyoruz. Başlayabilirsin. Tamam. Herkese merhaba. Ben de öncelikle hem dekanlığımıza hem de başta İlkan Hoca olmak üzere bütün organizatörlere teşekkür ediyorum bu güzel bir sempozyum için. Benden önceki saygıdeğer hocalarıma da güzel konuşmalar için teşekkür ediyorum. Ben de size nöroşirurjide üç boyutlu modelleme ve hastaya özel sanal cerrahi planlama ile ilgili kendi tecrübelerimizi aktarmaya ve bir olgu göstermeye
çalışacağım. Benden sonra da İlkay Hocam birkaç olgu daha gösterecek size. Şimdi çok kısaca benden önceki konuşmacılar da bahsettiler. Bizim Hacettepe'de bu süreçle ilgili nasıl bir gelişim yolu izlediğimizden bahsetmek istiyorum. ODTÜ Teknokent'te bu konularla uğraşan genç mühendislerden oluşan bir ekip var. Burada da medikal uygulama mühendisi Osman bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Sürecimiz 2017 yılında ilk TÜBİTAK projemizin endoskopik kulak cerrahisi ile ilgili ilk TÜBİTAK projemiz için gerekli 3 boyutlu baskılarla başlamıştı aslında. Ortak ilgi alanlarımızın keşfedilmesiyle bu biraz daha ilerlemişti. Daha sonraki süreçte 2018 yılında itibaren cerrahi anlama için 3 boyutlu modelleme çalışmalarına başladık. Gerçek vakalarda bu modellemeleri özellikle dijital bazı vakalarda da baskı 3 boyutlu printing dediğimiz baskı modelleri, fiziksel modelleri de kullanmaya başladık. Takip eden yıllarda yine farklı projelerimiz de oldu. Hem akademik alanda hem de sanayi işbirliği projelerimizde bu işbirliğini geliştirmeye çalıştık. Benden önce Gökçen Hoca da çok detaylı olarak bahsetti. Radyolojik görüntülerden 3 boyutlu modele giderken, yani çok kısa hızlıca özetleyeceğim. Bu medikal görüntülerin standart formatı olan DICOM formatındaki görüntüleri elde ettikten sonra bunları bir özel yazılım içerisine aktarıyoruz. Bu yazılım, farklı yazılımlar da var, biz Mimix yazılımını kullanıyoruz. Bu yazılımda yapılan önemli işlemlerden bir tanesi, tabii diğer işlemler bütün yazılımlarda kolaylıkla yapılabiliyor. Ama her bir dokunun veya istediğimiz bir anatomik yapının ayrı ayrı segmentasyonu biraz daha zahmetli olan ve özel efor gerektiren kısmı. Ondan sonra bu üç boyutlu yapıların optimizasyon süreci var. Hatalı olanların silinmesi veya eksik olanların tamamlanması gibi. Ve bir entegre üç boyutlu model elde ettikten sonra bu üç boyutlu modelle fiziksel baskı yapabiliyoruz. Bunu simülasyon ortamında veya VR artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ortamlarında kullanabiliyoruz. Bakın burada da gösterdiğimiz gibi böyle cildi, kemikleri, damarları, farklı MR ve tomografi sekansları kullanarak segment edebiliyoruz. Tümörü, gene gri cevheri, beyaz cevheri, venleri, arterleri. Arterler için hem beta anjiyografi hem MR anjiyografi kullanabiliyoruz. Hatta kraniyal sinirleri bile özellikle MR sterenografi veya başka sekanslarla takip ederek oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde tümörleri de ve bundan sonra bu hepsini bütün segmente edilmiş yapıları birleştirdiğimizde ise gerçek insanın, hastanın beynindeki gerçek anatomiyi reprezent eden, temsil eden 3 boyutlu entegre modelleri elde ediyoruz. Biz ilk modelimizi bir petroklibal menenjom ameliyat ettiğim bir petroklibal menenjom olduğu için 2018 yılında yapmıştık. Bunun hem dijital hem baskılı modellerini üretmiştik. Bu modelde kafa tabanı yapılarıyla, arterlerle, kraniyal sinirlerle çok yakın ilişkili bir tümör görüyoruz. Bu tümör ameliyat sırasında bu model oldukça faydalı olmuştu. Başka bir olgu, bir vasküler patolojiyle ilgili bir olguyu paylaşacağım. Ondan sonra sözü İlkay Hoca'ya bırakacağım. Bu olgu 55 yaşında bir erkek. Sol orta cerebral arterinde bir dev anevrizması mevcut. Burada farklı görüntüleme modalitelerini görüyoruz. Aksiyel ham görüntüsünü, beta anjiyografinin, D2 MR görüntüsünü, ön arka anjiyografi görüntüsünü, gene 3 boyutlu rekonstrükte edilmiş beta anjiyografi görüntüsünü, MR anjiyografi görüntüsünü ve 3 boyutlu DSA görüntüsünü, anjiyografi görüntüsünü görüyoruz. Bütün bu farklı modaliteler bu patolojinin 3 boyutlu anatomisini anlamamız elbette çok yardımcı olacak. Fakat her bir modalitede veya her bir görüntüde eksik olan bir şeyler var. Örneğin 2 boyutlu görüntüler ancak cerrahın belli bir eğitimden veya tecrübeden sonra kendi kafasında, zihninde 3 boyutlu olarak canlandırabileceği görüntüler. Tabii ki radyologlar bunları her gün gördükleri, çalıştıkları için onlar için belki de çok daha kolay. Ancak eğitim aşamasındaki cerrahlar için bu oldukça uzun sürüyor. Bunu tabii ki gerçek hayatta hasta üzerinde ameliyatı uygulamak için de gerçekten 3 boyutlu görüntüyü kafanızda canlandırmanız gerekiyor Melih Hocam dediği gibi. Bütün bu modalitelerden yararlanarak böyle 3 boyutlu modeller ürettiğimiz zaman bu modellerin
bu modellerin istediğimiz şekilde döndürülebilmesi, çevrilebilmesi, simülasyonlar gerekli bazı kısımların ortadan kaldırılması, transparan hale getirilmesi, dolayısıyla derinlik algısının oluşturulması, üç boyutlu ilişkilerin anlaşılması da mümkün olabiliyor. Şimdi bu hastamızda bir nevi bir simülasyon yapmaya çalışacağız. Bu biraz önce bahsettiğim hasta. Kemik, ciltten başlıyoruz. Cildi ortadan kaldırdıktan sonra kemiği kaldırıyoruz. Aynen cerrahide yaptığımız gibi bunu simüle edebiliyoruz. Bu yüzey yapıları görüyoruz. Derindeki anevrizmanın bize nasıl görüneceğini öngörebiliyoruz bu simülasyonu kullanarak. Onu farklı açılarda döndürerek kompleks damar ilişkilerini anlayabiliyoruz. Böyle bir dev anevrizması için örneğin boyunun nasıl karşımıza çıkacağını, hangi arterlerin boyunla ilişki olduğunu veya anevrizma domuyla ilişki olduğunu bu şekilde üç boyutlu simülasyon haline getirerek çalışabiliyoruz. Hatta daha fazlasını da yapabiliyoruz. Bu anevrizmanın trombozi kısmını veya dolar kısmını gösterebiliyoruz. Hatta biraz daha ileri giderek buna nasıl bir klip yerleştirebileceğimizi, o klip yerleştirirsek bu klipin uzunluğunun ne kadar olması gerektiği, açısının şeklinin nasıl olması gerektiği veya hangi damarın ne kısmının tehlike altında kalabileceğini böyle bir klipleme öngörebiliyoruz, çalışabiliyoruz. Bu tabii ki gerçek cerrahi sırasında bize oldukça yararlı oluyor. Şimdi bir sonraki videoda da bu hastanın gerçek ameliyat mikroskobik görüntülerini üst üste veya yan yana size paylaşacağım. Bakın burada aynı hastanın gerçek ameliyat görüntüsü. Bu burada sinüvyan fissür dediğimiz ana beynin arachnoid yapısının açılması söz konusu. Frontal lobla temporal lob arasındaki bu doğal koridoru açarak bu aneritmalara ulaşıyoruz, bu damarlara ulaşıyoruz. Buradaki ölçüler, öğrenci arkadaşlara vermesi için söylüyorum, oldukça küçük, yani buradaki en kalın gördüğünüz damarın çapı 3-4 mm kadar. Dolayısıyla bu arachnoid membranları çok hassas bir şekilde, çok ince bir şekilde açmak gerekiyor. Şimdi burada bunları açarken bakın henüz anevrizma ortaya çıkmamış. Anevrizmanın nerede ortaya çıkacağını simülasyonla bu üç boyutlu modellemeyle öngörebiliyoruz. Tabii ki tecrübeli bir cerrah için bunlar artık çok da zor olmayan belki görüler ama özellikle yeni başladığınızda bu işlere veya henüz tecrübeniz çok yeterli değilken bunlar size aynı zamanda bir güven de veriyor. Çünkü bu ameliyatlar her an ters gidebilecek oldukça riskli ameliyatlar. Bakın burada anevrizmayı açtık. Böyle bir dev anevrizmada yaptığımız işlemlerden bir tanesi. Trombektomi yaptık. İçerisindeki trombüsü boşalttık. Ve yükleme yapıyoruz. Bu klibin açısı üç boyutlu olarak nereye karşılık geldiği bizim simülasyondan bir gün önce çalışarak öngördüğümüz durumlar, senaryolar ve bunun sonucunda da bu anevrizmayı başarılı bir şekilde klipledik. Burada anlatmaya çalıştığımız gerçekten bu üç boyutlu modellerin, hastaya özel üç boyutlu modellerin gerçek ameliyat planlamasında bize oldukça yardımcı olduğu ve bunu giderek artan şekilde kullanmaya çalıştığımız beyin cerrahisi pratiğinde sadece biz değil, bütün dünyada da bunlar artık giderek daha yaygınlaşmakta. Ben şimdi sözü diğer vakalar için, tümör vakalar için kayıcama bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şahin, teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer vakalar için ilk önceyi sahneye davet ediyorum. Sonrasında da Cengiz Savaş Hoca'yla bu dijital platformları aktarımı konuşup paneli tamamlayacağız. Sonra da soru kısmına geçeceğiz.
arkadaşlar, tabii yani burada salonun öncelikle sayın hocalarıma ve genç arkadaşlarıma hoş geldiniz diliyorum. Başlayalım. Tabii genç arkadaşlar beyin cerrahisinin radyolojideki gelişmelerle paralel olarak gelişimini çok bilmeyebilir. Ama biz bugünlere ventrikülleri hava verilerek, pneumoensefalografi dediğimiz yöntemler kullanarak, onlara tabii benim de yaşım yetmedi ama başladık. Sonra tomografi, sonra MR. İnanılmaz bir gelişme var ama işte dediğimiz gibi, bütün konuşmacıların da vurguladığı gibi bir şekilde iki boyutlu görüntülerden hastalıkla ilgili bilgilerin elde edilmesi, anatomik bilgilerin elde edilmesi gerçekten bir tecrübe gerektiriyor. Nasıl ki ben şimdi pneumoensefalografiye bakarak şey yapamazsam, patoloji hakkında yeterli bilgi sahibi olamazsam, bu gelişen teknolojiyle beraber bu da kaçınılmaz olarak sizin bir sonraki kuşakların, bu bizim yerimizi alacak kuşakların daha çok kullanacağı teknikler olacağını düşünüyoruz. Bu şeylerin, yöntemlerin. Bu ikinci olgumuz 34 yaşında bir kadın. Bize başvuru şikayeti baş ağrısıydı. Aslına bakarsanız yıllar önce takip edilen ameliyat edilmemiş bir tümörü var. Hasta bir şekilde ameliyattan korktuğu için progresi olmuş. Ve sağ taraftaki sayesinde gördüğünüz hale gelmiş bir tümör. Devasa boyutlara ulaştığını söyleyebiliriz. Frontal lobun hemen hemen tamamını kaplamış. Bu gördüğünüz bir flair ağırlıklı görüntüleme ve etrafında ödeme sebep olmuş bir kitle. Malign dönüşüm olduğunu tahmin etmiştik, düşünmüştük bu hastalığın. Çünkü bu tümörler genellikle grade 2 dediğimiz, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre grade 2 dediğimiz tümörler. Bunların grade'i atladığı zaman grade 3 oluyorlar ve daha agresif seyir izliyorlar. Öyle olduğunu düşünmüştük. Bu tümörün çok çeşitli fonksiyonel bölgelere komşuluğu nedeniyle ve büyük olması nedeniyle iyi bir cerrahi planlama gerekiyordu. Bu hastalarda ne kadar çok rezeksiyon yaparsak, yani bunu genç arkadaşlarım için söylüyorum, progresyonun o kadar iyi olduğunu, sağ kalımın prognozunun o kadar iyi olduğunu, sağ kalımın o kadar iyi olduğunu biliyoruz. O yüzden bunun için çok iyi bir planlama yapmamız gerekiyordu. Şu ana kadarki konuşmacıların vurguladığı tekniklerle biz de bu hastanın radyolojik görüntülerini farklı sekansları bir araya getirerek tümörün bir modelini ortaya çıkarttık. Daha evvelki konuşmalarda gördüğünüz gibi standart var. Anatomi atlaslarında da gördüğünüz gibi venöz yapıları maviyle, mavinin tonlarıyla gösteriyoruz. Arteriyel yapıları kırmızının tonlarıyla gösteriyoruz. İşte beyin yapısını krem renginde ve tümörü de lezyonda sarı renkte burada izleyebiliyorsunuz. Az önce de vurguladık. Bu modeller statik değil, aynı zamanda her türlü pozisyonda gözlemlenmeye müsait. Katmanların transparan hale getirilmesi, katmanların görüntüden çıkartılması şeklinde simülasyon benzeri olanakları da beraberinde getiriyor bu teknikte. Ameliyatından birkaç görüntü göstermek istiyorum. Bakın burada ameliyat edeceğimiz pozisyon simüle ederken, daha doğrusu bir önceki akşamda ya da işte önceki günlerde çalışırken ameliyat sırasında kullanacağımız pozisyonu da getirmek mümkün. Sol altta gördüğünüz şekil onu gösteriyor. Kesikli çizgiyle gösterilen kareli alan işte bizim ameliyat sırasında ekspoze ettiğimiz alan. Bu hastanın bir özelliği de fonksiyonel alanların haritalanabilmesi için, elektriksel uyarılarla haritalanabilmesi için hastanın ameliyatı uyanık olarak gerçekleştirildi. Bu nasıl yapılıyor?
kafada kafaya giden birkaç tane ana duyu siniri var. İşte şakakta var, oksipital bölgede var. Bunların lokal anestetikle bloklanması, buna scalp bloğu diyoruz, bloklanması ve yapılacak insizyona lokal anestetik tatbikiyle hazır, ameliyata hazır hale getiriyoruz. Aynı zamanda ameliyatın hastanın nörolojik durumunun değerlendirilmesinin gerekmediği aşamalarda, bu işte cilt insizyonu, efendime söyleyeyim temporal adenin diseksiyonu, kraniotomi aşaması, duranın açılması aşamalarında hasta aynı zamanda bir miktar sedasyon da alıyor. Böylece hasta için de nahoş bir tecrübe olduğu için bu onu kısa tut, o tecrübe ettiği kısmı kısa tutmaya çalışıyoruz ama tümör rezeksiyonuna ve beynin haritalanması aşamasına geldiğimizde hastayı uyandırıp fonksiyonlarını değerlendirebiliyoruz. Burada bu yaptığımız ilk örneklerden biri, o yüzden birazcık ben amatör gözükebilir. Bunları artık basılı şeylerle, sterilize edilmiş etiketlerle yapıyoruz. Harflerle ifade edilen şeyler, noktalar tümörün sınırlarını belirliyor. Bunu yaparken sadece şeyden de faydalanmıyoruz. Buradaki görüntülerden de faydalanmıyoruz. Ameliyat öncesi segmente ettiğimiz tümörden de faydalanmıyoruz. Aynı zamanda ultrasonla da ameliyat sırasında tümörün yerini belirleyebiliyoruz. Yine onu gerçekleştirerek bakın şu şekilde harflerle tümörün subkortikal bölgedeki sınırlarını, iz düşümünü belirlemişiz. Sayılarla ifade edilen bölgeler ise hastanın fonksiyonel beyin bölgeleri. Beynin tabii ki her tarafı fonksiyonel ama günümüzde daha çok işte konuşmasını, muhakemesini monitörize edebiliyoruz ameliyat sırasında. Burada da bu rakamlarla işaretlenmiş olan beyin bölgeleri onlara karşılık geliyor. Bu da sağdaki resimde de bakın aynı işaretleri buraya da koymuşuz. A, B, C, D, E ile sıralanan yer tümörün kortikal iz düşümü. Tümörü çıkarttıktan sonra ortaya çıkan kaviteyi burada görebiliyoruz. Az önce gösterdiğim slide'daki ameliyat öncesi görüntülerle ameliyat sonrası görüntülerin bir kıyaslaması. Bakın şurada birazcık daha parlak gözüken alanlar rezidü tümörle ilişkili alanlar ama onun geri kalan tümör dokusunu %90'ında hatta %99'unu diyebileceğimiz bir şeyle oranla tümör dokusunu çıkartabilmişiz. Bu işte hem ameliyat sırasında hastanın uyanık olup monitörize edilebilmesi, ameliyat sırasında ultrason kullanılması hem de bu bahsettiğimiz tümör modellemesi ve tümörün anatomik yapılarla olan ilişkisinin ameliyat öncesinde ayrıntılı çalışılmasıyla mümkün oldu. Bu hastanın 16. ay takibi işte geçtiğimiz günlerde tekrar kontrole geldi. Burada da tümörün progresyonu olmadığını, rezeksiyon kalitesinin devamını görüyoruz. Hastanın da iyi seyrettiğini söyleyebilirim. Bir diğer olgu, bu ikinci ve son olgumuz. 24 yaşında bir kadın, aslında bir hemşire, sağlık çalışanı bu hastada. Uykuda solunumunu tutuyor, solunumu duruyor, yutma güçlü ve ses kısıklığı şikayetleriyle başvurdu bu hasta. Aslında bu daha evvel, bu hastamız daha evvel birkaç defa, hatta 5 kez 2013-2019 yılları arasında kordoma teşhisiyle ameliyat edilmiş. Yine genç arkadaşlar için söylüyorum, kordoma aslına bakarsanız iyi huylu bir tümör, metastaz çok nadiren metastaz yaptığını bildiğimiz ama lokal olarak yani ilk oluştuğu yerde, ilk teşhis edildiği yerde tekrar üreyebilen, daha doğrusu progresi olan, tamamen çıkartılması çok zor bir tümör. Hemen hemen mümkün değil gibi söyleyebilirim yani günümüz şartları altında. O yüzden bu hastada 5 kez ameliyat olmuş yani buradan defalarca ameliyat geçirmiş. Bu aynı zamanda yumuşak doku planları arasından ilerleyerek pek çok anatomik yapıyı da çevreleyen, iten, saran, invaze eden bir tümör. O yüzden cerrahisi çok çok zor. Bir de 5 defa ameliyat olduğu için anatomi karmaşık. Bu gördüğünüz, sol alttaki resimde gördüğünüz parlak alanların
tumora ait. Burada o kadar çok şey var ki, hayati yapı var ki, vertebral arter, beyin sapı, vertebral arterin dalları, her iki tarafta ön tarafa yerleşmiş karotit arterler, petrosus kemik içerisinde seyreden segmenti. Böyle bir ameliyatı ne kadar tecrübeli olursak olalım, kesiksel anatomiden ne kadar iyi anlarsak anlayalım, herhangi bir cerrahın da şey yapması, altından kalkabilmesi açıkçası çok zor. Yine o yüzden biz de bu hastada tümörü modelleme yoluna gittik. Bu hastamızın ilk ameliyat öncesi 2013 yılındaki filmdir. Yani solda gördüğünüz. Bakın o zamanlar böyle bir lezyonmuş. Az önce gördüğünüz filmlerin sagittal ve koronal kesitleri burada. Bugün bu halde. Dediğim gibi progresyonu kaçınılmaz olan bir tümör. Buraları tekrar etmeyeceğim. Şey gibi, daha önceki konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi pek çok farklı dokuyu, kemik dokuları, arteriyel dokuları ve ön sistem, arka sistem olmak üzere ondan sonra beyni, beyin sapını, bu gördüğünüz pons, medulla ve spinal cord olarak devam ediyor. Segmente ederek hepsini bir araya getirdik. Bu cerebellum, venöz yapılar, bu da tümör. Hepsini bir araya getirerek bir tümör modeli oluşturuyoruz ve az önceki şeyle kıyasladığımızda, az önceki kesinsel anatomiyle kıyasladığımızda bize hani ne kadar girift bir anatomik ilişki içerisinde olduğunu gösteriyor. Yine söylediğimiz gibi bunu herhangi bir pozisyona çevirmek dokuların, tümörün ve diğer dokuların transparanlığını ayarlamak mümkün. Sonra bu hastaya 3 basamaklı bir ameliyat planladık. Dediğim gibi bu zaten çok zor bir şeyken, tümörken bir de bu yaygınlığı nedeniyle 3 basamaklı bir ameliyat planlamıştık. İlk basamakta ağız içinden girerek daha çok kafa kaidesinin ön tarafına yerleşmiş olan tümörü çıkartmayı, arkadan da iki şekilde, iki farklı yaklaşımla girerek, bir tanesi yandan, bir tanesi ortadan olmak üzere iki farklı yaklaşımla girerek tümörü çıkartmayı planladık. Buradaki girişimlerimizin planlamalarını görüyorsunuz. Bu ilk ameliyatımızın öncesi ve sonrası. İlk ameliyat öncesi görüntü, ameliyat sonrasında kesikli halka çizgilerden, kesikli çizgiyle gösterilmiş halkanın içerisinde kalan kısım. Burada da çok büyük oranda tümörü çıkartabildiğimizi görüyoruz. Bu ilk girişimimizin modeli. İkinci ameliyat, sağ lateralden yaklaştığımız ameliyat öncesi görüntüler, üst satır. Ameliyat sonrasında yine burada sarı oval şey içerisinde, şekil içerisindeki alan rezidüğü yine büyük bir oranda çıkartmışız tümörü. Ve son aşamada da yine ortadan, arkadan yaklaşarak geri kalan tümörü çıkartıyoruz. Sonraki şeyimiz de bu. En son ameliyat sonrası, bu üç ameliyatın sonunda elde ettiğimiz şeyde, MR görüntüsü de alttaki alt satırdaki 3 MR, koronal, aksiyel ve sagittal sinir, sagittal kesitler. Bu hastada çok şükür birkaç gün önce gördük şeyde, ayaktan hasta polikliniğimizde. Onun da çok iyi olduğunu şu ana kadar söyleyebilirim. Ben sözü İlkan hocama bırakayım. Şimdi benden sonra Savaş Hoca konuşacak son konuşmacı olarak. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Gecikme için tekrar özür diliyorum. İlkan hocam, ağzınıza sağlık. Hemen artık sonuna geldik. Ekibin de yorulduğunu gözlemleyebiliyorum. Savaş Hoca'ya sözü vereceğim. Savaş Hocam, beni duyabiliyor musunuz? Evet, İlkan hocam. Tekrar hoş geldiniz, size de günaydın diyerek başlayalım. Sizin ekranınızı biraz garip bir şekilde görüyoruz ama o bizden mi kaynaklı? Bir saniye tekrar sabahta denerken olmuş daha önce. Şey. Evet, evet. Şu
Şu anda nasıl? Şu anda hiçbir şey göremedik. İsterseniz bir yeniden paylaşın ekranınızı hocam. Çünkü çok büyümüş bir şekilde görüyoruz biz. Şu anda. Belki tam ekran değil de Savaş Hocam biraz daha küçük paylaşabilirsiniz çünkü normal ekranı belki 3 katı büyüklükte görüyoruz şu anda. Bunda değil de şu şekilde paylaşsam acaba olabilir. Deneyim tekrar. Şimdi evet, şimdi biraz daha şey ama yine bir kısmını görüyoruz slide'ın. Bir ilerletin isterseniz hocam. Nasıl? Şöyle oluyor, yani bir kısmını görebiliyoruz. Sizin ekranınızın şu anda mesela sol üst kısmını görüyoruz biz sadece. Sabah siz düzgün görebilmiştiniz aslında. Evet evet, görebilmiştim ama şu anki bağlantıda göremiyoruz ne yazık ki. Bu ekran paylaşım seçeneklerinden bir kere daha deneyin isterseniz. Bir kısmını paylaşın ekranınızın hocam. Sadece uygulamayı paylaşıyorum aslında. Ya da hani ekranınızın üzerinde bir çerçeve çizerek onun içini paylaşın. O şekilde de olabilir. Bu Advanced kısmından girip. Görüyoruz ama istediğim gibi bir kısmını görüyoruz ekranınızın. Acaba şey olabilir mi? Az evvel video kablosuyla falan oynanıyor orada İlka Hocam sunumunda. Şimdi tekrar aynı pozisyonda getirdik gibi aslında olabilir mi? Aynı pozisyonda getirdik aslında bilgisayarı ama bilemiyorum tabii ki. Şöyle tekrar bakıyorum. Oradaki ekranın çözünürlüğünden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bende her şey normal. Hani sabah ne yaptıysam aynısını yaptım ama. Bir kere daha paylaşıyorum. Bir takım şeyler var. Hani PowerPoint'in kendisini göstermem de çok ifade şey olmayacak, işe yaramayacak. Yo, anlıyorum. Bir kere daha deneyin hocam isterseniz. Şimdi deniyorum. Aynısı oldu. Yani çok küçük bir kısmını görebiliyoruz ekranınızın. Bir saniye, ben kendi ekranımın çözünürlüğünü küçülteyim. Acaba bu mu etkiliyor? Yani biraz önce bağlandığımızda iyi gözüküyordu ama bu evet. Şeyde bir sıkıntı yaptı. Özür diliyorum bütün katılımcılardan. Estağfurullah. Şu anda nasıl? Hocam aynı şekilde devam etti. Bir çıkıp tekrar gelin hocam isterseniz. Zoom bağlantısında belki oradan... Zoom'dan da... evet bir de onu deneyelim. Bir onu deneyelim. Var mı başka bir özellik? Bakalım. Yok yok, bir şey yazsın. Sen bir şey yapsın. Çıktı tekrar gelin.
Savaş Hocam, şimdi daha ne oldu? Biz muhtemelen bir kısmını bozmuşuz görüntünün. Siz isterseniz bu şekliyle anlatın. Biz şu anda ekranınızı görüyoruz. Yalnız sesinizi duyamıyoruz. Bir sesinizi açın lütfen. Beni duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Pardon. Tam açtım. Biz de şu anda ekranınızı görebiliyoruz. Bir tane slide hareket ettirirseniz herhalde bozukluk olmadığını test etmiş olacağız. Evet. Tamamdır. Söz sizde. Tekrar kusura bakmayın. Bütün katılımcılardan da özür diliyorum. Yok, yok, estağfurullah. Evet, saygıdeğer hocalarım ve değerli öğrenci arkadaşlar, hepinizi Amerika'dan işte 7 saat arayla selamlıyorum. Yani bu içinde olduğum sunumdaki katılımcılar içerisindeki tek herhalde tıp doktoru olmayan sunucu benim. Ben hani bazı terimlerde zaten zorluk çekiyorum. Her ne şekilde olursa olsun işte sunuma başlamak istiyorum. Benim asıl uzmanlık alanım öğretim teknolojileri dediğimiz Instructional Systems Technology. Bu noktada değerli işte diğer ekipteki hocalarımızın radyolojik olsun, beyin cerrahi tarafında olsun, anatomi tarafında olsun ortaya çıkardıkları bilgi birikimine özellikle beyin cerrahisi ve anatomi uzmanlık öğrencileri için 7-24 erişilebilir. Özellikle ameliyat öncesinde çalışabilecekleri gerektiğinde yemek sırasında cep telefonlarından herhangi bir ortamda bu teorik bilgiyi edinebilecekleri bir ortam yaratmak. Elde edilen tüm bu üç boyutlu modelleme ve görüntülerin teorik bilgisini sunduğumuz bir platform oluşturmak. Tam biz bu işe başladığımız ya da başladıktan kısa bir süre sonra da COVID-19 pandemisi patlak verdi. Şu anda 3 senelik bir COVID-19'da birlikte yaşamışlığımız var. Ne zaman biteceğini bilinmiyor. Sizlerin benden daha iyi bildiği gibi. Nöroanatomi eğitimi çoğunuzun da bilebileceği gibi bir süreç. Anatomi eğitimi olmadan nasıl bir tıp eğitiminden bahsedemiyorsak da nöroanatomi eğitimi olmadan da bir beyin cerrahi uzmanlık eğitimi herhalde mümkün değil ya da eksik kalacak bir eğitim olacaktır. Bu noktada daha önceki konuşmacılarla belirttiği gibi usta-çırak ilişkisi şeklinde ilerlemesi gereken tarihsel olarak bu şekilde ilerleyen bir tıp eğitimini ve özellikle de uzmanlık eğitiminde bunun bir miktar yükünü en azından ilk aşamadaki uzmanlık eğitimi öğrencisinin eğitim amacıyla sanal ortama taşımak istiyoruz. Bize günümüz teknolojisindeki internet ve diğer üç boyutlu görüntüleme, modelleme gibi araçların sağladığı imkanlarla bu ortamı yaratabiliyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi uzaktan erişim ve bunun önemini özellikle COVID-19 sonrasında çok iyi anlamış durumdayız. İlk başlarda özellikle tamamen çevre içi olmamız gerektiği ama hani hastayla doktorun böyle bir şey özellikle cerrahi bir ihtiyaç hisseden bir hastayla doktorun uzaktan erişimi mümkün değil biliyorsunuz ama işin eğitim ve öğrenme tarafına en azından sanal ortama taşıyıp
ve bunu 7/24'e yayabildiğimiz sürece ders materyallerini insanlara, öğrencilere ya da ilgilenen her kimse, bu uzman bir cerrahın ya da cerrahla erişimini açmak günümüz teknolojisinde mümkün. Burada tabii statik bir web sayfasından ziyade etkileşimi artırarak öğrenmeyi maksimize etmek hedefimiz. Etkileşimi nasıl artırabiliyoruz? Bu noktada üç boyutlu modellerin bilgisayar ortamında gerek ekrandan direkt olarak, gerekse daha ileri aşamada bir takım yeni teknolojiler, işte Google Lens ya da Microsoft'un HoloLens'i gibi, ya da biraz daha geriye gidip üç boyutlu özel gözlüklerle, kırmızı mavi gözlüklerle stereografik olarak görülebildiği ya da etkileşimli video dediğimiz, interaktif video adıyla olan bir videoyu, ameliyat videosunu da seyrederken o videonun aralarına bir takım pop-up resimler eklenebilir, bir takım bilgiler verilebilir, sorular sorulabilir. Önceki 5 dakikada seyrettiği bir anatomik yapının ya da ameliyat tekniğinin ne olduğu hakkında soru sorup cevabını almadan da ilerlemesini engelleyerek öğrenimi maksimize etme hedefimiz oldu bu çalışmada. Bu amaçla da çevrim içi bir ders tasarımı gerçekleştirdik. Son 3 senedir özellikle herkesin diline dolanmış, da negatif bir terim, o bir terim ama herkesin öğrendiği bir terim artık günümüze yerleşmiş durumda. Harmanlanmış öğrenme diyoruz biz buna. İngilizcesi de blended. Bazı ortamlarda, okumalarda hybrid learning de olarak da geçmiş bir terim. Nedir? Günümüzde face to face dediğimiz yüz yüze, özellikle tıp ortamında usta çırağın bir arada yaptığı eğitim, öğrenme faaliyetlerinin çevrim içi desteklerle birleştirilip, bunun oranları tabii değişmekte, istediğiniz oranda karıştırabilirsiniz. Hani ortaya karışık şekilde bir harmanlanmış öğrenme modeli yaratılabiliyor. Burada tabii hiçbir şekilde usta-çırak ilişkisine, hastaya temas sürecini göz ardı etmeksizin, onun sağladığı olmazsa olmaz imkanları göz ardı etmeden, ama işin teorik tarafını online tarafta ve 7/24'e yayarak, tıpkı şu anda olduğu gibi zamandan ve mekandan bağımsız olarak 7 saat uzakta bu sunumu gerçekleştirdiğimiz gibi insanlara sunmak, eğitim hizmeti faaliyetinde bulunmak mümkün. Bu amaçla biz eğitimcilerin öğrenmeleri ya da Learning Management Systems adını verdiğimiz araçlar kullanılmakta. Eminim geçtiğimiz 3 yılda birçoğumuz bu araçlardan bir veya birkaçını kullandınız. Şu andaki Zoom da bunlardan biri aslında. Bir öğretim yönetim sistemi değil ama iki farklı mekandaki insanı bir araya getirebilecek bir araç. Ve ne faydaları oluyor öğrenme yönetim sisteminin? İçeriği sunarken öğrenenin hızına göre içerik sunmada faydası olmakta. Öğrenmenin yönetimini sağlamak için nedir bu? Farklı
öğrenme tipindeki öğrenenlere farklı türde görsel veya işitsel ya da karışık bir içerik sunmakta, takvim değerlendirme sunabilmekte, öğrencinin, öğrenenin değerlendirilmesi ve bunun raporlanması gibi eğitimcilere birçok imkan sunmakta ve sürecin sonunda da bunu sertifikalandırabilmek bu araçlar sayesinde mümkün olmakta. Bu amaçla kullandığımız yazılım ücretsiz bir yazılım olan Moodle adlı bir yazılım. Ekranda şimdi görmektesiniz, ODTÜ'de İlkent ya da Boğaziçi'nde sanırım Hacettepe'de de değişik bölümlerin kullandığı bir yazılım bu. Bu yazılımı şu anda ODTÜ'deki bir sunucuda çalıştırmaktayız. Az önceki konuşmacıların bahsettiğim, elde ettiğim 3B modeller ve bunların dijital versiyonları interaktif videolarla zenginleştirilerek bir online ders materyali haline getirildi ve Moodle üzerinden Kranium adını verdiğimiz web sitesinde değişik gruplara açılmış durumda şu anda. Bunlardan en önemlisi Hacettepe Beyin Cerrahi, işte anatomi ve radyoloji bölümlerinin ortak katılımlarıyla kurulmuş nöro anatomi laboratuvarının haftalık ya da iki haftalık, yanlış bilmiyorsam, dersleri sırasında elde edilen sunumlar, bir anatomi kadavra diseksiyon sırasında çekilen videolar bu site üzerinden sunulmakta. Erişim nasıl olmakta? Tamamen flexible olarak masaüstü bir cihaz üzerinden zamandan, mekandan bağımsız olarak erişim yapılabilmekte. Gerektiğinde çevrim içi sınav ve modeller sunulabilmekte. Bunların erişimin değerlendirilmesi, her bir katılımcının ne kadar süreyle ne tür etkileşimlerde bulunduğunu takip edebilme, analytics dediğimiz yazılımlarla ve bunun değerlendirilmesi bu yazılım sayesinde mümkün olmakta. Bir ekran görüntüsü olarak şu anda Kranium web sitesinin görüntülerini görmektesiniz. Sunumun sonuna geldiğimde bulgular olarak sunabileceğim katılımcıların bu çalışmada sunduğumuz interaktif videolara, 3B modellere ilgilerinin olduğu, bunu değişik zamanlarda kullandıklarını site kayıtlarından görmemiz mümkün. İleride ne gibi şeyler planlıyoruz? Site içeriğini zenginleştirmek, farklı anatomik yapıların üç boyutlu modellerinin ve mümkün olduğunca bu augmented reality ya da virtual reality tarzında videoların siteye eklenerek daha zenginleştirilmiş bir ortam yaratmak hedeflerimizin başında gelmekte. Tabii içerik geldikçe, bu içerikte orada bulunan diğer hocalarımız, anatomi, radyoloji ve beyin cerrahisinden değerli hocalarımızın katkılarıyla yapıyor olacağız. Hepinizin sabrınız ve dinlediğiniz için, katılımınız için teşekkür ediyorum.
Savaş Hocam, çok teşekkürler. Burada da bir halice uzun bir periyodun sonuna geldik. Çok kısa birkaç tane soru alayım. İlko Hoca'yı ve Gökçen Hoca'yı da platformu alarak bir iki soruyla tamamlayalım. Ben de başta dekanımız olmak üzere Hakan Hoca ve Eda Hoca, özellikle Deniz Hoca'yı, bütün ekibe, yine koordinatörler kurumumuza çok çok teşekkür ediyorum. Bu tip dikey entegrasyon çalışmaları tabii ki daha iyi lanse edilerek ve daha fazla katılım sağlamak, biz tabii ki yurt dışı katılımcılarımızdan dolayı başka bir saate çekmek zorunda kaldık. Öğrencilerimizin çok yoğun olmadığı bir saate, ama yine de bunu gerçekleştirmiş olmak da bence Hacettepe tıp açısından önemli bir başlangıç noktası oldu. Platform adamcılığının geldiğine göre birkaç tane soruyla tamamlayabiliriz. Tabii ki şu anda sanırım Cengiz Hoca da devam ediyor izlemeye. Ona da soru sorabiliriz. Var mı soruya da katkısı olan? Bir halice günün sonuna geldik. Herkes çok yoruldu ama var mıdır? Yok gibi gözüküyor. Herkes çok yorulmuş. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler sunumunuz için. Ben bir şey merak ettim. Mesela bu işte modeller daha çok işte silikon gibi hani o tarz maddelerden yapılıyor ya. Mesela bu, mesela bu ekibimizin içine kırpıcı ve laboratuvar iletişim geçerek hani daha gerçek modeller yapılma yükleri falan mı bulunuyor? Hadi şöyle, vurguladığın için teşekkür ederim. Aslında kök hücre kullanılan bir materyaller de üretiliyor ve farklı baskı materyalleri kullanılıyor. Benim anlatmaya çalıştığım şey, hani bizim radyolojik görüntüleme sonrasında elde edilebilecek modelin 3D printeriyle nasıl görüldüğü konusundaydı. Burada sıvılaştırılmış plastik ya da çeşitli metal ya da silikonize alaşımlar kullanılıyor. Teknik sırasında bu stereo litografi adını verdiğimiz ya da standart tesselografi loading şeklinde bir baskı modeli var. Püskürtme ya da katmanlı olan, ama sizin söylediğiniz şey evet, kök hücrelerinde ayrıca biyomateryal şeklinde tabanının yapılması ya da biyomateryal kullanılarak örgülenmesi yöntemleri de var. Eğer internete bakarsanız ilginizi çekerse bunlar kullanılmakta. Şöyle bir katkı da ben vereyim. Aslında burada üç boyutlu baskı iki alana indirgenebilir. Bir tanesi bizim de bu paraleli oluşturduğumuz cerrahi planlama için yapılan nispeten sabit fiziki modeller dediklerimiz. Bir de biyo basılabilir materyalden üretilmiş işte kemik defektleri kapatmak için ya da başka bir defekti kapatmak için biyo printerlar kullanılarak yapılmış olan baskılar. Sizin bahsettiğiniz ikinci kısımda. Orada birazcık daha aslında bu panelin de genişlemesiyle, işte işin içerisinde birazdan mikroskopi çalışan ekibin de modellerinin girmesiyle, o konuda da Hacettepe'nin şu anda kurumsal olarak yürüttüğü bir 1004 projesi var. Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ile biyomalzeme başlıklı. Orada da yine hem bu katı fiziki modeller hem de o biyo materyallerle oluşturmuş olan modellerde Hacettepe'nin laboratuvarlarında çalışılmaya devam edecek. Yine Hakan Hoca'nın bölümünde yine plastiğinde bu konuda çok öncü ve yine İbrahim abiyle birlikte tabii ki çalışmaları var. Dediğim gibi çok yakın bir zamanda zaten o projede gerçekleştiğinde bu bioprinting tarafında Hacettepe'de çok belirgin bir şekilde yapıldığını hepimiz gözlemleyeceğiz inşallah. Biz teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Başka bir soru ya da katkı var mı? Hocalarım buyurun lütfen. Benim literatürde okuduğum yok aslında, ama belki ben sorunuzu anlamamış olabilirim. Yani mesela plaklar, MSG gibi yazılıklar, plakların farklı bir görünümü olabilir. Üç boyutlu görüntüleme için söylüyorum, yani girişim için değil. Ha, anladım. Yani plaklar seçilerek lezyonun yerleşimi, işte perimetreler olup böyle dersin parmağı şeklinde gösterilebilirliği mümkün olabilir tabii ki. Ama mevcut yazılımlar bir önceki görüntülemeyi eğer üç boyutlu alındıysa, özellikle küp flare şeklinde,
Bunları karşılaştırarak yeni plakları işaretleyebilen yazılımlarımız var zaten. Eda'cığım, burada da çok kısa ben bir şey ekledim. Gökçen Hoca tabii çok daha hakim radyo iş tarafında ama bilhassa Stanford'da ve UCLA'de yapılan iki öncü çalışmada bahsettiğiniz gibi hastanede takip edilen ve standart şekilde görüntüleri alınan hastalar üzerinde yeni plakları işte gösterme ya da plan işte yerinin değişimini, gelişimini gösteren ön çalışmalar var. Hatta bunu işte sayıyı artırarak bir makine öğrenmesi ileride plan nerede oluşabileceğine yönelik işte estimation'lar yapıp ona yönelik işte belli terapötik ajanları oraya uygulatmayı barındıran şeyler var ama tabii çok kısıtlı sayıda ve çok lokal. Burada da belki yine işte Şahin'in, Hasan'ın, Çinli'nin, Hiler'in bu yurt dışındaki partnerlerimizle olan ilişkileriyle belki ileride bir Aroman ya da işte bir başka Horizon projesi yazılarak bu tip daha hani şeyde kalmış sayı olarak minimalize olmuş ama çok değerli çalışmalar yapılabilir tabii ki. O zaman hepinize tekrar katkılarınız ve katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar.